Usta komutanından hala haber yok. Bak kesin başına bir iş geldi. Çağırma hemen kötüyü. Dur bakalım Yavuz bu. Öyle kolay pes etmez. Aslanım. Geldi işte. Komutanım öldük meraktan. Oo, misafirimiz var. Siz de kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Konuşma lan. Bizim kim olduğumuz seni ilgilendirmez. Ama biz senin kim olduğunu biliyoruz. Önemli olan bu. Kopuk götür. Ne oldu Yavuz? Çok merak ettik. Usta durumlar fena karıştı. Polis her yerde beni arıyor. Daha yarın başım büyük belada. Hayırdır? Beni bu adama Derya götürdü. Kaçak halinle mi? Anlattın mı yoksa her şeyi? Yok, hiçbir şey anlatmadım. Ama yakalandık. Sorgudadır şimdi, sıkıştırıyorlardır. Sen bir kaçağı nasıl saklarsın Derya? Adam her tarafta aranıyor. Polis arıyor, jandarma arıyor. Her yere emir geçirmiş. Bütün Türkiye adamı arıyor, adam savcının evinde saklanıyor. Nasıl açıklayacaksın bunu? Hapse mi girmek istiyorsun? Meslekten mi atılmak istiyorsun? Konuşsana savcı hanım, amacın ne? Gizlice evime girmiş. Yardım istedi benden. Suçsuz olduğunu düşünüyordum. Derya, bu adamı gözaltına alan sen değil misin? Evet. Gözaltına alıp mahkemeye gönderiyorsun. O esnada adam kaçıyor, sana geliyor, suçsuzum diyor. Sen de buna inanıyorsun, öyle mi? Başsavcım, çok saçma göründüğünün farkındayım. Saçma bunun yanında hafif kalır. Neden yaptın bunu? Bir suçluya neden yardım ettin? Sonuçta suçlu dediğiniz adam bir Türk subayı. Yani? Ne demek oluyor bu? Yıllarca ülkesine hizmet etmiş biri. Öyle mi dedi sana? Öyle olduğunu biliyorum. Başka? Başka bir şey var mı benim bilmem gereken? Niye bu adam sana geldi? Sana neden bu kadar çok güvendi? Bana her şeyi anlat Derya. Yoksa peşini bırakmam. Yardım ve yataklıktan girersin içeri. Anlat. Biz bir süredir... Siz bir süredir ne? Sevgiliyiz. Şimdi anlaşıldı. Hala seni arıyorlardır her yerde. Evet. Ne yapacaksın Yavuz? Adamı aşağı bağladım, sorgu için hazır. Derya'yı o halde bırakamam usta. Benim yüzümden başı büyük belaya girdi. Ya şu aşağıdaki herif, El Mudar, onu ne yapacağız? Söz verdim usta. Kime ne söz verdin? Derya'ya söz verdim. Eğer beni götürürse her şeyi itiraf edeceğim dedim. Deli misin sen? Neyi itiraf edeceksin? Sizi değil, kendimi. Anlatacaktım, her şeyi yaptım diyecektim. İntikam için öldürdüm diyecektim. Komutanım sen ne diyorsun? Müebbet yersin. Yakacaksın mı kendini? Olmaz öyle şey. Ya söz verdim diyorum. Derya'ya söz verdim. Güvendi bana. Hayatını riske attı. Vermeseydin. Al bunu getirdim işte. Linda şimdi yolun sonuna gelmiştir. Hangi yolun sonuna geldi? Komutanım bir tane adam aldık diye pes mi edecekler? Derya'yı oradan kurtarmam lazım. Anlamıyorsun. Komutanım sen itiraf edeceğine benim cesedim için yine daha iyi. Ya da bırak ben gideyim. Her şeyi ben yaptım diyeyim. Olmaz. Niye olmasın komutanım? Ben kurban olurum senin için.
Ufuk. Komutanım ben seni bırakamam. Durun bir. Önce şu herifi bir halledelim. Sonra duruma bakarız. Her şeyi halledeceğiz sırasıyla. Hadi sığına aşağı inelim. Her an birileri gelebilir. Hala aranıyorsun. Hadi. Ne demek lan gelmeyin? Ha? Ne demek oğlum gelmeyin? Tarık abi aramadı mı lan seni? Abi aradı, abi aradı. Her şey planlandığı gibi de gidiyordu. Ama... Ne oldu? Biz bile anlayamadık. Her yeri polis bastı. Şimdi bütün tekneleri tek tek tarıyorlar abi. Ulan ben böyle işin. Lan ben böyle işin. Tamam. Ne yapacağız peki? Ha? Benim acilen bu ülkeden çıkmam lazım. Abi vallahi mümkünat yok. Tekneyle çıkamazsın ki. Oğlum sudan çıkamazsak havadan hiç çıkamayız. Ne yapacağız? Abi sen beni dinle. Gece biraz ortalık sakinleşir. Olmadı en kötü ben seni başka bir koydan alır giderim. Tamam. Tamam öyle yapacağız. Ama bu iş bu gece bitecek anladın mı? Tamam mı? Daha fazla bekleyemem burada. Merak etme abi sen. Aramamı bekle yeter ki. Ulan kahretsin lan! Yeter! İnandı. Akşama kadar mekanda beni bekleyecek. Güzel. Şimdi nerede saklandığını da söyle bakalım. Beni koruyacaksınız değil mi? Bu herifleri gammazladığım için beni yaşatmazlar. Öldürürler. Bana bak. Ben de senin gibi insan kaçakçılarına güzel bir hayat vaat edecek göz var mı sence? Hı? Şimdi öt. Yoksa seni kendi ellerimle onların kapısına bırakırım. Peki tamam. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Sevgilim, yolculuğumuzda ufak bir aksilik çıktı. Şimdi değil de akşam gideceğiz. Allah belanı versin senin adi herif! Bırak beni, bırak! Bırak beni! İmdat! İmdat! Sen ne de konuşmaya gelmiyor be. Bırak! Götürün, götürün. Götürün. Beykoz yakınlarında Kuruçam Caddesi'nde bir hurdalıkmış. Mekanı kontrol edelim, hemen doğruluğunu teyit edelim. Kızı orada tutuyor olabilirler. Ben güvenlik güçlerine operasyon için haber vereceğim. Hazırlıklı olsunlar. Nerede şimdi bu adam? Bilmiyorum, kaçtı. Derya, başının ne kadar büyük bir belada olduğunun farkındasın değil mi? Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim başsavcım. Hayal kırıklığı mı? Hayal kırıklığı böyle bir şey değil Derya. Sen beni arkamdan vurdun. Sen bir suçluyu korudun. Yasaları, kanunları çiğnedin. Bunun bedeli ağır olacak. Çevresine, bahçeye, her yere baktık. Arka taraf da temiz komiserim. Anlaşıldı. Gördüğünüz gibi burada kimse yok. Gelip bizi tehdit eden de olmadı. Zaten öyle kolay değil o iş. Yani sonuçta güvenilir iş adamlarıyız biz. İş kadınlarıyız da. Bizim zaten öyle şeylerle, pis işlerle işimiz olmaz. Aradığınız suçluya dair bir iz bulursak mutlaka size haber veririz memur bey, merak etmeyin. Tamam. Başsavcıma durumu aynen ileteceğim. Bu arada Yavuz Karasu'ya dair herhangi bir şey bulur ya da duyarsanız en yakın güvenlik güçlerine haber verin lütfen. Tabii tabii, tabii ki. Peki, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar toparlanın, gidiyoruz. Ne olacak şimdi? Konuşuruz. Sen de adamlarına söyle, eğer becerebilirlerse içeri kimseyi almasınlar. Gel lan buraya.
Sizinle sonra görüşeceğiz oğlum. Göz kulak olun buralara. Beceriksiz herifler. Efendim iyi günler. İyi günler. Kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum ama büyük bir sorunumuz var. Şaşırmadım açıkçası. Sorun olmayan bir an bile yok Linda. Elimizden geleni yapıyoruz efendim ama bu Yavuz Karasu tam bir bela. Ne oldu peki? El Muğdar elinde. Ne demek elinde? Sen ne dediğinin farkında mısın Linda? Oyun mu oynuyoruz burada? Adam devlet başkanı olacak ve siz onu teslim mi ettiniz? Hayır, teslim etmek değil, zorla. Fark var mı? O adamı bütün Avrupa temsilcilerimizle tanıştıracaktık. Yarın devletimizi tanıtma adına bayrağımızı göndere çekecekti. Bütün Avrupa izleyecekti. Devlet başkanı seçtiğimiz adam daha ilk günden kaçırıldı mı diyeceğiz. Efendim. Çabuk bu rezilliği düzelt Linda. Ne yap et El Muğdar'ı o adamın elinden al yoksa seninle son işimiz olur bu. Anladım efendim. Ülke mi kuracaksınız lan siz? Sen de başbakan mı olacaksın? He? Siz devlet kurmayı turşu kurmak mı sanıyorsunuz lan? Lan! Ülke mi kuracaksınız? He? He? Daha yeni bir arkadaşım şehit oldu. 7-8 adamla çarpışarak hem de. Yine de başı dikti. Düşmedi, ayaktaydı. Biz bu ülkeyi böyle kurduk. Bunun gibi yüz binlerce şehit vererek, sizin gibi milletin köpekliğini yaparak değil. Cephelerde çarpıştık lan biz. Dağlarda, siperlerde çarpıştık. Sizin gibi canlı bombalar salmadık sokaklara. Patlayıcıklı araçları insanların üzerine sürmedik. Anladın mı lan bize? Şimdi kafan gövdenden ayrılmadan son kez soruyorum sana. Başka planlarınız neler? Neler olacak? Batılı temsilcilerle tanıştıracaklardı beni. Kim? Organizatörü Linda bu işlerin. Başka? Temsilcilikler açıyoruz Avrupa'nın başkentlerinde. Bakın, anlamıyorsunuz. Ok yaydan çıktı. Bu iş ya olacak ya da olacak. Bütün ülkeleri karşınıza alamazsınız. Sen orasını düşünme. Bütün devletleri ilk defa karşımıza almıyoruz. Başka? Bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Diğer ülkelerde resmen tanıyacak bizi. Anlaşma bu. Ne zaman kimler kabul edecek? Kimlerle görüşecektin? Ülke ülke söyleyeceksin. Alo. Yavuz bu sefer sınırı çok aştın. Ne istiyorsun? Umarım El Muğdar hala canlıdır. Bir 5-10 saniye daha hayatta. Yavuz, sana yarına kadar süre veriyorum. El Muğdar'ı bana verdin, yoksa sonuçlarına katlanırsın. Senin tehdidinden korkmamı düşünmen çok aptalca değil mi? Çok ciddiyim. Sana yarına kadar süre. Linda, El Muğdar'ı istiyor. Aklı sıra beni tehdit ediyor. Çok canını yaktık kesin. Rezil oldu herkese. Bu herif sizin. Ne biliyorsa konuşturun. Sen? Ben Derya'ya gidiyorum usta. Yapma Yavuz. Yakma kendini. Usta, beni tanıyorsun. Benim sözüm şereftir. Derya'ya söz verdim bir kere. Hem getirdim işte adamı. Görevimi yaptım. Gerisi size. Komutanım bunun dönüşü yok. Gitmek zorundayım. Dönüşümü Allah bilir. Hadi eyvallah. Usta bir şey yapsana. Dur bir düşüneyim. Telefon.
telefonum nerede? İnşallah geç kalmayız. Alo. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasıl iyi olmayalım? İnini başına yıktık. Çıkamaz artık herhalde oradan ha? Vallahi çıkarsa kendi hata yapar. Avcıma uzattı ellerini keserim onu. Fethi burada olsaydı sizinle gurur duyardı. Komutanım rahat olsun gittiği yerde. Bu ülkenin başına bela almak isteyenlerin de, onun kanını dökenlerin de hepsinin bir bir peşindeyiz. Aynen öyle. Benim de size bir haberim var ama biraz can sıkıcı bir haber. Ne oldu? Derya gözaltına alındı. Derya? Neden? Aslında her şey Derya'nın Yavuz'u tutuklamasıyla başladı. Derya Yavuz komutanımı mı tutukladı? Nasıl yani ya? Komutanım, benim kafam karıştı şimdi biraz. Benim beynim yandı. Bir dakika. Şunu düzgünce bir anlatır mısın? Derya Yavuz'un bazı yasa dışı yollarla bir işler çevirdiğini düşünüyordu. Sanmam. Yavuz komutan öyle bir şey yapmaz. Yani yasa dışı derken kendince bazı teröristlerin peşine düştüğünden şüpheleniyordu. Peki elinizde bir kanıt var mı? Fethi'yi şehit eden paralı askerlerden birinin bağlı olduğu hücre evinin yakınında tutukladı. İçeride de sağ kalan kimse yok. Ama o mu yaptı araştırılıyor. Kesin o yapmıştır. Bir dakika dur oğlum. Yani yaptıysa da doğru bir şey yapmamış. Yani sonuçta asker değil, polis değil. Öyle kafasına göre operasyon yapamaz. Hem kendi güvenliği için hem de sivil insanların güvenliği için. O yüzden bu ülkede kolluk kuvvetleri var, öyle değil mi? Öyle de komutanım. Yavuz komutanım da sıradan bir adam değil. Öyle değil mi? Öyle vallahi komutanım. Beyler ben size söyleyeyim, kesin Yavuz komutanım yapmıştır bak. Avcı şehit olunca dayanamamıştır, adamları haşet etmiştir. Benim aslan komutanım ya, vallahi billahi yani bu adam var ya. Keşanlı. Ne var aga yap, yap. Bunu daha sonra konuşacağız beyler. Benim sizinle konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Tamam, şöyle geçelim. Oğlum bak ben size söylüyorum, kesin Yavuz komutanım yapmıştır. Analar böyle bir yiğit doğurmadı ya. Aslan parçası benim komutanım, yemin ediyorum ya. Adamın dibi. Komutanım ben şimdi anlayamadım. Yavuz komutanım sıradan bir tamirci değil miymiş? Tabii ki de tamirci. Ama bu son olanlar zoruna gitti, dayanamadı herhalde. Belki de devlete çalışıyordur. Öyle saçma şey olmaz. Devlete çalışsaydı haberimiz olurdu. Hem ellerinde delil yok, kanıt yok. Böyle komplo teorileri uydurmayın kafanıza. Ya bana komutanımı anlatmayın arkadaş ya. Ben komutanımı biliyorum. Kesin komutanım yapmıştır ya. Aslan parçası benim komutanım. Vallahi gelin şöyle. Mücahit'in yanında söylemek istemedim ama Melisa kayıp. Kayıp mı? Kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Peşinde olduğumuz biri de var. Yerini teyit etmeye çalışıyoruz. Kim? Cahit. Sami'nin ekibindeki. Evet. Terör bağlantıları zaten araştırılıyordu. Operasyon için doğru zamanı bekliyorduk ama adam kucağımıza düştü. Tamam. Ben Mücahit'le konuşurum. Sen de nerede olduğu teyit edilir edilmez bize bilgi verirsin. Müşterek bir operasyonla çıkarız. Tamamdır. Allah'ın izniyle Melisa'yı sağ salim buraya getiririz. Sağ solun ne olduğu belli olmayan adamlarla dolu. Yazık. Evet. Başta babası zaten biliyorsunuzdur. Biliyorum. Tabii Samet ölünce bunlar köşeye sıkıştı. Bir sürü hesap kitap peşindeler. Eylem, Melisa'yı o adamların elinden almalıyız. Evet, ben ilgileniyorum hemen, merak etmeyin. Tamam. Eylem. Ateş.
Ben başım sağ olsun diyemedim. Ben o herifi ellerimle gebertecektim. Ama bazı bilgiler vardı. Yanımda olamadım. Koruyamadım onu. O bizim için kendini feda etti. O kadar çok özlüyorum ki onu. Bu acı nasıl geçecek bilmiyorum. Bizim acımız hiç geçmeyecek. Şahsız ki bu acı bizi öldürmeyecek. Emin misin? Öldürseydi şimdiye çoktan ölmüştük. Bu yolda bir sürü kardeşimi kaybettim. Ama mücadeleden vazgeçmedim. Avcı için, diğer şehit kardeşlerimiz için bu mücadeleden vazgeçemeyiz. Dimdik durmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Yavuz'u da çok takdir ediyorum bu konuda. Asla mücadeleden vazgeçmiyor. O işin asasları ne? Senin de bildiğini biliyorum. Yavuz söyledi. Sadece ikimiz biliyoruz. Güzel. Niye gerçeği söyleyip kurtarmadın onu peki? Ben gerçeği bilmiyorum ki. O da doğru. Bu Yavuz'un meselesi. Kendisi çözecek. Çözebilecek mi? Yani şu anda kaçak olduğuna göre demek ki çözmeye çalışıyor. Kaçak mı? Evet. Derya'nın başında iş açtı ama kaçmayı başardı. Bir şeylerin peşinde. Bilmiyorum. İnşallah işler daha fazla karışmadan halleder. Halleder, halleder. Sen kafanı takma öyle şeylere. Her şey yoluna girer. Önemli olan senin iyi olman. Kendini iyi hissetmen. Ben hep buralardayım. Ya bundan sonra hep buradayım. Tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa hemen bana söyle. Dayı oğlum. Sen bana avcının emanetisin. Sağ ol Ateş. Nazlı? Ateş! Nasılsın? Çok iyiyim. İnini başına yıktık. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Çok iyiyim Nazlı. Çok sevindim. Ellerinize sağlık. Sen nasılsın? İyi değilim. Aslında kötü. Neden? Melisa yok. Nasıl Melisa yok? Bilmiyorum. Kaçırıldı galiba. Kaçırıldı ne demek Nazlı? Kim kaçırdın? Nasıl kaçırdı? Ne oldu ya? Eylemlere haber verdim ben de. Araştırıyor onlar da. Ya beni aradı Melisa. Evde tekim, yalnızım, çok korkuyorum. Sen de kalabilir miyim falan dedi. Sonra bir anda sesi kesildi. Arkada bir adam sesleri falan duydum. Bir arbede yaşandı herhalde. Sonra pat dedi telefon kesildi. Polisi aradım hemen tabii ama onlar da araştırmışlar. Ne evde bir iz bulabilmişler, ne telefon bulmuşlar. Hiçbir şey yok. Vay arkadaş, bir operasyona gittik. Başımıza gelenlere bak ya. Mücahit'in de haberi yok tabii. Yoktur herhalde. Eyvah eyvah. Mücahit bir duyarsa kimse tutamaz Mücahit'i. İnşallah kötü bir şey olmamıştır Ateş ya. Yok yok, olmamıştır. Sen meraklanma. Tamam mı kelebek? Sen meraklanma. Sağ salim buluruz Melisa'yı. Komutanım, Erdem albayım toplantı için çağırıyor. Tamam, geliyorum. Benim şimdi toplantıya gitmem lazım. Sen sakın korkma, tamam mı? Bize hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ben buradayım. Tamam. Her şeyi halledeceğiz. Ateş. İyi ki geldin. Çok özlemişim seni. Ya ben? Ben seni nasıl özledim biliyor musun?
Hakkında tahkikat başlatılacak Derya. Tamam başsavcım. Bunun sonunda görevden uzaklaştırılabilirsin. Mahkemeye çıkabilirsin. Görevi kötüye kullanmaktan, meslekten bile atılabilirsin. Ne gerekiyorsa yapın. Kendimi savunacak durumda olmadığımın farkındayım. Gel. Sayın Başsavcım, sizinle görüşmek isteyen biri var. Kim? Yavuz Karasu. Gelsin. Buyurun. Aga böyle apar topar toplandık. Acil bir durum mu var? Erdem komutan gelince anlatır. İnşallah kötü bir durum yoktur. İnşallah. Oturun arkadaşlar. Sizi böyle apar topar çağırdım. Biliyorum, yorgunsunuz. Yeni operasyondan geldik. Ama konu mühim. Mücahit. Emredin komutanım. Şimdi sana bir şeyler anlatacağım. Lütfen sakin kal. Emredersiniz komutanım da. Hayırdır inşallah? Benimle mi ilgili konu? Seninle değil. Melisa ile ilgili. Ne olmuş Melisa? Cahit denen adam Melisa'yı kaçırmış. Ne diyorsunuz komutanım? Nasıl kaçırmış? Nerede kaçırmış? Nerede şimdi? Ne yapıyor? Ne ediyor? Tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım komutanım ya? He? Komutanım bu adam caninin teki. Zaten ne zamandır kızın peşindeydi bu. Aynı zamanda bir terör zanlısı. Eylem araştırdı. Yerinde bulduk. Melisa da iyi. Otur. Yurt dışına kaçmayı planlıyormuş ama durdurduk. Az önce bilgi geldi, yerini de teyit ettik. Çıkalım o zaman komutanım hemen. Tamam, çıkacağız. Müşterek bir operasyon olacak. Sakin kalın. Cahit'i yakalayıp Melisa'yı sağ salim buraya getirmeniz lazım. Emir komuta sende Ateş. Komutanlıktan onay geldi. Artık üniformanı giyebilirsin. Emredersiniz komutan. Hadi hazırlan. Emredersiniz. Hadi aga, hadi. Şimdi her şeyi baştan anlatın bana. Her şey bir yanlış anlamadan ibaret başsavcım. Derya Hanım zaten uzun süredir benden şüpheleniyordu. Tam olarak neden şüpheleniyordun Derya? Bazı suçlara karıştığını düşünüyordum. Elinde delil var mıydı? Hayır, sadece şüphe. Sezgi diyelim. Aranızda duygusal bir şeyler olmuş. Derya dedi. Doğrudur. Sonra bir olay mahallinde seni yakalamış. Tam olarak öyle değil başsavcım. Olay yerine yakın bir yerdeydim. Ne yapıyordun orada? Bir arkadaşımı görmeye gitmiştim. Silah seslerini duyunca aşağı inip bakmak istedim. Polise haber verecektim. Sonrasını zaten hepimiz biliyoruz. Evet. Arkadaşının ifadesi de bu şekilde. Emekli bir astsubay başçavuş, Gazi. Gerçekten arkadaşın ziyarete mi gitmiş? Arkadaşının ifadesi var burada, evet. Sonra gözaltına alındım. Mahkemeye giderken saldırıya uğradım. Evet, evet. Tanıklar var olayı gören. Peki sonra gelip niye teslim olmadın da Derya'nın evine gittin? O adamları bulmak istedim. Birileri benimle uğraşıyor başsavcım. Derya da buna inandı öyle mi? Hayır. Onu tehdit ettim, rehin aldım onu. Yalan söylüyor başsavcım, öyle olmadı. Ben kendi rızamla götürdüm. Derya. Yalanlarla kurtulmaktansa tutuklanırım daha iyi. Derya. Yeter. Yeter bu kadar. Yavuz,
Senin hakkındaki soruşturma devam edecek. Derya, sen de görevinden şimdilik uzaklaştırıldın. Hakkındaki kararı daha sonra belirleyeceğiz. Şimdi gidin, oyununuzu başka yerde oynayın. İkiniz de çıkın. Derya. Derya. Ne istiyorsun ne? Yetmedi mi verdiğin zarar? Söylediğin yalanlar yetmiyormuş gibi de mesleğimden oldum. Tamam. Ne istersen onu yapacağım. Gel gidelim beraber. Ne anlatmamı istiyorsan onu anlatacağım. Gel. Senden sadece tek bir şey istiyorum Yavuz. Lütfen uzak dur benden. Sadece bunu istiyorum. Tamam. Ya seni kurtarmaya çalıştım. İzin vermedin. Yavuz ne olur uzak dur benden. Senin de karnın aç değil mi? Bak, eğer uslu duracaksan açayım ağzını. Bir iki lokma bir şey ye. Geceye daha çok var. Tamam mı? Duyamadım. Keşke babamla birlikte seni de öldürselerdi. Ama yaşayacağım diye sevinme çünkü senin de sonun aynı. Çünkü sen yaşamayı hak etmeyecek kadar pislik bir adamsın. Al işte başladın yine. Biz ne konuştuk sen de Melisa? Ha? Ben sana yemek getireyim de bir kendine gel. İstemiyorum, yemeyeceğim. Senin elinden yemek yiyeceğim ölürüm daha iyi. Ölmeni isteseydim öldürürdüm seni Melisa. Yaşayacaksın sen. Hatta beraber yaşayacağız. Ay sen buna gerçekten inanıyor musun ya? Ne düşünüyorsun? Ben fikrimi falan mı değiştireceğim? Neden olmasın? Zaman her şeyin ilacıdır derdi baban. Allah ikinizin de belasını versin. Beni nereye götürürsen götür. Hiçbir şey asla ama asla hayal ettiğin gibi olmayacak. O askere aşık olduğun için mi? Hı? Neydi adı? Mücahit. Mücahit. Komutanım ben dayanamıyorum. Girelim artık. Geç abi. Böyle yapmaya devam edersen seni operasyon dışında bırakmak zorunda kalacağım. O adamın Melisa'nın yanında olmasına dayanamıyorum. O adam Melisa'nın yanında değil. Biz Melisa'nın yanındayız. Onu buradan sağ salim çıkartacağız. Keşanlı Mücahit. Ben o adamı araştırdım biraz. Herif Keşanlı falan değil. Düpedüz yalan söylemiş size. Aa, sen gerçekten salaksın ya. Sen bu zekayla o kadar kötülüğü nasıl yaptın acaba? Ben çok şaşırıyorum gerçekten. Bu kadar hakaret fazla ama. Biz de insanız sonuçta. İnsan? Sen insan mısın? Sen ve senin gibiler düpedüz şeytansınız be. İnşallah kendi pisliğinizde, kendi kötülüğünüzde boğulursunuz. Yeter lan! Niye uğraşıyorum oğlum ben seninle? He? Ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldür! Korkmuyorum senden! Ya benim çok daha güzel bir fikrim var. Kadir! Evet abi. Ben diyene kadar bu olaya kimseyi sokmuyorsun, tamam mı? Melisa Hanım'la ufak bir eğleneceğiz de, tamam mı? Tamam abi. Çık dışarı. Herkes hazır mı? Biz hazırız. Biz de komutanım. Biz de hazırız komutanım. Biz içeriye alıyoruz. Giriş çıkışlar sizde. Anlaşıldı. Efe, Yiğidum, arka taraftan. Anlaşıldı komutan. Anlaşıldı komutanım. Aşık, Çaylak, yanları alın. Manevra ateş desteği sizde. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Keşanlı, sen benimle beraber ön tarafa ilerleyeceksin. Eylem.
Ben Gonca ile arkanızdayım. İstediğiniz an koridoru açarım. Alıştınız birbirinize. Gonca bana, ben Allah'a emanet bundan sonra. Unuttunuz mu? Unutmak kelimesini sözlükten çıkartalı çok oldu. Hadi artık başlayalım. Dokunma bana. Ben her şeyi güzellikle çözeriz diye düşündüm. Ama sen istememişsin. Bundan sonra benim kurallarım geçerli Melisa, tamam mı? Benim kurallarım geçerli. Çek elini üzerimden, çek! Yardım edin! Yardım edin, duyan yok mu? İmdat! İstediğin kadar var. Burada seni kimse duyamaz. Bundan sonra istesen de istemesen de benimsin. Duydun mu? Temiz. Yaklaşma. Yaklaşma, vururum. Bırak lan kızı. Bırak, gebertirim seni. Dene istersen. Sakın bir hamle yapayım deme. Sakın. Tamam. Tamam. Siz bir hamle yapmazsanız ben de yapmam. Şimdi yavaş yavaş geri çekilin. Biz de Melisa ile buradan çıkalım. O biraz zor aslanım. Mücahit, kurtar beni bu adamdan. Ne olur kurtar lütfen. Merak etme Melisa. Sana söz veriyorum, saçın tenine bile dokunamayacak. Rahat ol, sakin ol. Bırak lan kızı. Aman ne büyük aşk, ne büyük aşk. Gevezelik yapma lan! Oğlum sana son kez söylüyorum, bırak kızı. Biraz erkekliğin varsa bırak kızı. Bırak kızı, al beni. Silahımı bırakıp geleceğim, bırak kızı, al beni. Sakın, sakın bir adım atayım falan deme. Sakın. Komutanım, bana gelmeye başlıyor komutanım. Keşan, sakin ol. Sakın bir delilik yapayım deme. Sıkıyorsa yapsın. Şimdi herkes beni dinlesin. Yavaş yavaş geriye doğru bir adım atacaksınız. Biz de öne çıkacağız. Hadi, çıkın buradan. Çık.
Geri. Geri çekil. Komutanım. Keşanlı. Sen adamın üstüne gittikçe Melisa'nın hayatı tehlikeye giriyor. Buradan dışarıya çıkalım. Bir yolunu buluruz. Geri çekilin. Çık dışarı. Aferin. Çık. Çık. Aranızdan birisi benim arabayı dışarı getirecek hemen. O kadar uzun boylu değil aslanım. Keşanlı, sevgilinin kafasındaki silah benim elimde. Unuttun galiba. Unutmadım, merak etme. O kızın saçının tenine zarar gelsin. Lan seni paramparça ederim. Öldürürüm seni, gebertirim. Eylem, dışarıya çıkıyoruz. Göğüş bulur bulmaz indir. Anlaşıldı. Sen orada kimle fısıldıyorsun lan? Dışarıdakilerle konuşuyorum. Senin için sana bir araba getirsinler diye. Tamam, biz de duyalım. Dışarıya bir araç getir. Çalışır halde olsun. Göreceğiz. Derya'yı görevden uzaklaştırdılar. Sen? Usta, bu ifade işini sen mi ayarladın? Halloldu demek. Evet, bizimkileri aradım. Sen bir şey itiraf etmedin değil mi? Gerek kalmadı, dinlemediler bile. Neyse komutanım. En azından sen kurtardın. Ben kurtardım da Derya'yı yaktım kopuk. Yakışmadı bana. Ne anlatıyor bu? Bildiği her şeyi öttü. Mesele sandığımızdan daha vahim. Linda seni aradı mı? Aramadı. Ben arayacağım şimdi onu. Hadi dışarı. Dışarı yoksa vururum kızı. Asla başaramayacaksın. Asla! Yeter! Göreceğiz bakalım. Ama sana bir şey diyeyim mi Melisa? Başaramasam da sizi birbirinize yar etmeyeceğim. Mücahit. Şimdi Mücahit. Herkes silahını bıraksın. İndirin silahları, kızı vururum. İndir. Eğer o kızı burada vurursan, biz de burada seni... Umurumda bile değil Keşanlı, umurumda bile değil. Ya ikimiz de ölürüz ya da ikimiz de yaşarız. Ben tercihimi yaptım. Şimdi sıra sizde. İndirin silahları. Bırak lan kızı. Bırak kızı, bırak! Geç o işi, indir silah Keşanlı. Beyler, silahlarınızı indir. Komutanım. Keşanlı, indir silahını. İndir silahını. Eylem, hamle yaptığı an bilir. Anlaşıldı. Arabam nerede? Geliyor. Arabayı getir. Sakin ol. Getir. Geliyor dedim. Tüm birimler, silahlarınızı indirin. İndir silahını, indir. İndirin silahlarınızı. İn aşağı. Kapatma kontağı, in aşağı. Yaklaşma. Geç bu tarafa. Thank you.
Geçtim. Cahit abi. İyi misin? İyiyim. 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 Hepinize çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Görevimiz. Ülke bir teröristten daha temizlendi. Artık kimse sana dokunamaz. Hiç merak etme. İnşallah. Babamın çevresinde daha ne kadar pislik vardı bilemiyoruz. Senin kalacak yerin var mı kızım? Yok. O eve bir daha geri dönemem. Bir kalacak yer ayarlarsın hemen. Sen gel bizde kal. Hem Nazlı'ya da arkadaş olursun. Zaten artık bizim de kızımız sayılırsın. Sağ olun komutanım. Çok teşekkür ederim. Hadi harekat merkezine. Ne zaman istersen arayabilirsin beni Melisa. Sağ ol. Hayatına girdiğimden beri sürekli başıma iş açıyorum, değil mi? Geçmişin izlerini siliyoruz diyelim. Ama artık bitti, değil mi? Bitti. Artık biz bizeyiz. Beni asla bırakma Mücahit. Sen yokken kendimi eksik hissediyorum. Sen yokken bu hayattan çok korkuyorum.